Genel olarak baktığınız zaman hani sürekli yakın zamanda özellikle çok fazla konuşulmaya başladığı üzere branşımızla ilgili sorunlar veya diğer branşlarla ilgili sorunlar dahil sadece bizimle ilgili yaşanmıyor. Dünya değişiyor. Bu değişim aslında hani hepimizin devlet sektöründe de olsak özel sektör mantığıyla çalışmamız gerektiğini aslında bize hatırlatıyor. Yani her şey paraya bağlı. Her şey ürüne dönüşmek zorunda ve ürünün karşılığı para. Bozok Üniversitesi'ne rektör olduğumda şöyle bir başlık vardı. İşte bütün üniversitelerin vardır ya, bizim üniversitenin de kararlılıkta başarılıya diye bir mottosu vardı. Ben onu değiştirdim bütün konuşmalarımda. Belki de kaba, belki de hani şey ama aslında dünya görüşüyle aynı, giden düzenle de aynı. Artık bundan sonra felsefe ne kadar ekmek, o kadar köfte. Her şey dönüp dolaşıp sağlık ekonomisine, bizim yaptığımız işler de sağlık ekonomisine dönüşüyor. Yani ne demek bu? Sağlık ekonomisi bildiğiniz gibi bir bilim dalı. Çok fazla etkileşimi var. Burada şemada gördüğünüz üzere. Burada amaç ne? Sınırlı kaynaklarla en yüksek faydayı sağlamaya yönelik olarak incelenmesi. Bu ilgili bilim dalı da sağlık ekonomisi. Tabii sağlık ekonomisindeki temel unsurlar neler diye düşünürseniz, ekonomik yönetim, maliyetlerin kontrolü altına alınması burada en önemli basamaklardan biri. Diğeri kaynakların genel sağlık politikaları içinde düşündüğünüz zaman dengeli ve adil dağılımı. Üçüncüsü kaliteli ve hesaplı hizmet. Dördüncüsü de bu kaynakların optimal kullanımı. Yani sağlığın iyileştirilmesi için stratejik analizlerin sürekli yapılması. Peki teknolojik gelişmeyle bunun etkileşimi nasıl? Hizmet sunumunda etkinlik ve erişilebilirlik burada teknolojideki temel hedef. Sağlık teknolojilerinde. Günümüzde yapay zeka, robotik uygulamalar, teletıp, dijital sağlık uygulamaları, hasta takip sistemleri gibi yenilikçi teknolojiler sağlık sektöründe dönüşüm yaratıyor. Bunun etkisi de ekonomide nasıl oluyor derseniz, yaygın, hassas, bireyselleştirilmiş tedavileriyle kaynakların doğru kullanılması ve verimlilik. Bu da temel amaç, basit anlatırsak, tedavi sürelerinde kısalma ve komplikasyonların daha az olması. Bir kısmınız duymuştur, bir kısmınız duymamıştır. Şimdi neden bahsediyoruz? Bu yapay zeka ile başlayan süreç Endüstri 4.0'a geçtik. Bunu 2011'de bir konferansta, yine Almanya'da yapılan bir konferansta gündeme geldi. Daha önceki endüstriyel devrimler genellikle hani üniversite öncesi okul döneminde okuduğumuz işte daha 18. yüzyılın başından başlayan süreçler, gördüğünüz gibi basamaklar 4.'ye gelinceye kadar ki süreçler gayet makul süreler gözüküyor. Ama Endüstri 4.0'a baktığınız zaman 2011'de veri ve otomasyon odaklı üretim süreçlerinin gelişmesiyle bu süreç başlıyor. Ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanına baktığınız zaman bu dönemde robotik cihazların ve dijital sağlık teknolojilerinin devreye girdiğini görüyorsunuz. Bundan sadece 6 yıl, kıymetli arkadaşlar, bakın ne kadar süreler daraldı. 6 yıl sonra artık Endüstri 5.0'dan bahsediyoruz. Bu diğer tanımıyla aslında Endüstri 5.0 toplumla ilişkilendirilen 5.0. Artık burada insan yaratıcılığını, empati yeteneğini teknolojik çözümlerle harmanlayarak kişiye özel tedavi ve sağlık hizmetlerinin sunulması hedefleniyor. Yani buradaki veri, veriye dayalı paradigmalar ve bunun etkileşimiyle yapay zeka artık daha insana yaklaştırılarak insan yaşantısına ortak bir model geliştirilmeye çalışıyor. Endüstri 4.0'da bilimsel kanıt toplama süreci İşte hastaların klinik geçmişleri, laboratuvar sonuçları ve diğer sağlık verilerini toplama ve analiz basamağıyla başlarken bu da sağlık profesyonellerine daha fazla veri temelli karar alma olanını sağlıyor. Yine yapay zeka algoritmalarıyla hastaların büyük miktarda sağlık verisini işlemede daha doğru ve kişiselleştirilmiş tedavi almasına olanak tanıyarak tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi ve daha iyi tedavi sonuçları elde edilmesiyle hasta memnuniyetinde artış hedefleniyor.
cinsellik tıbbıyız. Yani bizim branşımızın en önemli dikkati çeken özelliği, diğer branşlardan en önemli farkımız bu. Biz hastalıkla uğraşmıyoruz. Biz tabii ki hastaların tedavisiyle ilgili çalışıyoruz. Ama insanların yaşamda işlevsel hale getirilmeleri için bir dizi girişimde bulunuyoruz. Tasarlıyoruz bu girişimleri. Bir ASF çerçevemiz var. Beden aktivitelerini ve sosyal katılım için çevrenin etkisinde dikkate alan. Hastalığa odaklanmıyoruz söylediğimiz gibi. Sadece tıbbi iyileşme bizim için başarı değil. Hareketlilik, bağımsızlık, sosyal, mesleki, eğitimsel etkinliklere katılım gibi fonksiyonel ölçütler, sonuçlarla başarıyı ölçüyoruz. Ve kişisel hedeflere ve tercihlere saygı gösteriyoruz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz kongremize. Bu 9. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi daha çok nörolojik rehabilitasyon ağırlıklı ama diğer tüm kas kesilen problemi de içeriyor. Nörolojik rehabilitasyondan kastımız inme, beyin felci, spastik çocuklar, omurilik hasarı gibi hastalıkların rehabilitasyonu. İki yılda bir şimdiye kadar Ankara'da yaptığımız Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği'nin kongresi. Resmi kongresi. Bu defa Antalya'da yaptık mevsim şeyinde. 29 Ekim bayramıyla da birleşti. 101. yılımızı da kutlayacağız. Çok güzel bir katılım var. Gençleri de aramızda görmek için derneğimiz kongreden kazandığı gelirin önemli bir bölümünü genç asistan ve genç uzmanlar burs olarak verdi. Yaklaşık en az 80 civarında bizim şeyimiz var. 70-80 burs yerimiz var. Başka yerlerden de burs alanlarla sadece burslu 100 civarında genç arkadaşımız var. Bu da bizi çok mutlu etti. Çok güzel bir neredeyse full bir salonla bir açılış yaptık. 3 gün daha yoğun bir şekilde şeylerimizi sürdüreceğiz. Hareketlerimizi, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Gençler donanımlı olsun, bilgili olsunlar, iyi olsunlar. Topluma, çevrelerine en faydalı olsunlar diye uğraşıyoruz. Burada bilgi paylaşımı şu soruluyor bazen. Ya bu bilgi çağında iki tuşla her şeye ulaştığımız dönemde bu çok önemli. Burada değerli hocalarımız damıtılmış bilgileri sunuyorlar. İmbik'ten geçirilmiş ve tecrübelerine kattıkları bilgileri sunuyorlar. Bu neden zaten bu amaçla da çok sayıda açık oturumlar, interaktif tartışmalar olacak. Verimli bir kongre olacağını umuyoruz. Bugünkü şeyde çok güzel başladık. Uzun süre tartışma. Bizim 45 dakika planımız toplandı. Neredeyse 1,5-2 saat oldu. Kimse de çıkmadı. Acıkanlar bile izlediler. İnşallah böyle devam edecek diye umuyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tabii bugün burada 9. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi'nin açılışını yaptık. Çok sayıda asistan hekimimiz konusunda uzman hocalarıyla bu kongrede buluştu. Tabii fiziksel tıp ve rehabilitasyon özellikle teknolojik bazlı bir branş ve rehabilitasyon tıbbının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişim süreci çok hızlı ilerliyor. O konuda yeni tedavi yöntemleri, yeni tanısal değerlendirmeler ve bu konuda özellikle engelli nüfusuna yönelik rehabilitasyon çalışmalarını desteklemek adına bilimsel anlamda ilk elden belki de bu konuda destek vermesi gereken hekimlerin desteklenmesi adına bu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Uzman Hekimler Derneği'nin yaptığı kongre gibi eğitimler çok önemli. Burada da güzel şeylere vesile olacağını düşünüyorum bu toplantının. İnşallah bunun sonucunda uzman hekimlerimize veya asistan hekimlerimizin bilgi ve deneyimleri bir level daha yukarı atlayacak.